Cumartesi öğleninden sonra saat 3 gibi kayboldu. Daha da eve gelmedi. Dün gece nasıl haber oldu? Biz burada vatandaşlardan toplandık. Kaybolan Muhit'i arayalım dedik. Karar aldık. Saat 2 civarıydı. Dağıldık. Ondan sonra benim dayım bu yukarıda oturuyor. Tabii 5'te toplanıp arayacağız. Bir dışarı çıktım. Bir çığırıltı koptu. Buradan arabalar geçti. Hemen arabaya bindim. Dayımın oraya gittim. Ki adamı kovalarken gördüm. Yani buradan kaçtı diye bir hareket var. Tabii bir baktım. Bir piyasada bir siyah poşet torbada bir ceset var dediler. Tabii insan hani bir benim çocuk kayboldu. Kim olacak? %99 o olacak. Başka kimse değil. Tabii baktırmadılar yani. Tabii öğrendiğimize göre yani dayımın oğlunun anlatmasına göre gecenin saat 3.30-4'ünde adam sırtına vurmuş poşeti. Dayımın evin oradan geçiyor. Dayımın oğlu da bana geleceği için erken kalkıyor. Bakıyor ki bu kim? Hırsız mı ne? Bir sesleniyor. Adam başlıyor kaçmaya. Dayımın oğlu beşini. Adam tabii korkunca ne yapacak? Çeseti atıyor. Okul var, yurt var orada. Oradan doğru kaçıyor. Bir geliyorlar ki yani zaten öğrenildi. Benim çocuk bu. Geldi atlı şeyi, sivil polisi geldi, resmi polisi geldi. Çesete dokundurmadı. O tahmin ediyoruz yani buradan duyarlı. Biz dedik ki burayı arayacağız. Ondan sonra çesetin yerini değiştirmeye kalktı. Ki demek ki buradaymış. Yani tahmin üstünde yürüyoruz ama buradaymış demek. Yani ben açıkça söylüyorum, ne söyleyeyim. Yani öyle bir insan demiyorum. Yani öyle bir mahluk olamaz. Yani bir 7 yaşında bir çocuk sana ne yaptı ki yani? Sen onu öldürüyorsun yani. Ne yaptı bilmiyorum yani. Hani bir büyük insan olsa, bir tarbiye atsa, bir şey yapsa da öldürse yani. İnsan gene der ki bir şey tarbiye etti de böyle yaptı. Bu 7 yaşında çocuk senden ne istersin ondan ya? Evlat bu Sebi ya. Benim tek varisim oğlum elimden aldın ya. Yani ne diyeyim yani? Peşi. Cemil. Bakılmaz. Ben bakamıyorum. Orası bakacak ona. Allah'ım. 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 Allah'ım.